Geçtiğimiz günlerde bir haber çok konuşuldu. Haber ne? Otellerdeki su ısıtıcılarında don giydiriyorlar. Öyle güzel don ki otellerde su ısıtıcı kettle'da yıkıyor. Çamaşır makinesine kıyamıyor. Gazetenin internet sitesinde yayınlanan makaleye göre tatile giden kişilere otel odalarında bulunan su ısıtıcıları kettle dediğimiz su ısıtıcılarında iç çamaşırlarını yıkamamaları uyarısı yapmış. Bu ne arkadaşlar? Otele giriyorsun 5 yıldızlı. Şöyle bir hoş geldin çayı doldurayım kendime kahvesi yapayım kendime. Şöyle denize karşı içeyim falan derken. Bak lütfen odada don yıkama. Tahta maşayla ketimin içinde çevrilen donu hayal ettim. Sabah sabah bana don hayal ettiriyorsunuz ya. Kirli iç çamaşırı su ile birlikte ketin içinde kaynatınca zehirli toksin oluşur. İç çamaşıra bak zehirli toksin oluşur. Evet, bu durum çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyormuş. Söz konusu makaleye göre yanında yeterli sayıda iç çamaşırı almayan bazı tatilciler demek ki bir taneyle gidiyor tatile. Yıka yıka. Oğlum sahteleri var ya. 3 lira 4 lira ayıp.
Yanına yeterli sayıda iç çamaşırı almayan bazı tatilciler kettle içinde iç çamaşırlarını yıkıyor. Bahsi geçen temizlik yönteminin kaynar suyun kirli çamaşırdaki mikropları öldüreceğini düşünerek yapıldığı ifade ediyormuş. Ama dondaki mikrop ölmüyor. Bir kitap mı yapsak acaba? Dondaki mikrop. Bir otel içinde geçen karmaşık hikayeleri anlatan bir kitap değil mi? Adı Dondaki Mikro. Kitabın bir yerinde bu konuya da yer verip okurken kitabın adı buradan geliyor. Don Mikrop Don. Öyle güzel don ki kettle'da yıkıyor. Otelde de. Hadi bölüm adam. Kettle'da mı yanımda? Ya. Kettle'da don yıkamak. Şimdi bir soru gelmiş. Ne yani? Zehirli toksit üretmese yapılabilecek mi? Hani o zaman konu, yani göz görmezse gönül katlanır diye bir atasözü var ya, o zaman sen bir önceki misafirin bıraktığı bu gizemli hatırayı bilmeyeceğin için kaynar suda mikrop ölür. Genel kanını kaynar su mikrop ölür.